Fethiye'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ömrümde böyle kaymakam görmedim. Estağfurullah. Vallahi Ağrı Diyadin'e gittim. Puşi ile gördüm sizi. Buraya geldim. Bir yörük yağlığıyla görüyorum sizi ve oynarken görüyoruz, dans ederken görüyoruz. Evet. Ne mutlu. Doğu'nun puşisi de bizim. Yörük Diyarı Fethiye'nin puşisi de bizim. Ne güzel. Fethiye doğal güzelliklerinin yanında, denizi, Ölü Denizi, Göcek'in yanında yörük töresini de yaşatan bir yer. Köyleriyle orijinal bir yer. Nif, Dont adında bizim köylerimiz var. Eskiyi yaşatan bir yer. Ben Adana'nın Karaysal ilçesindenim. Karakeçili yörüklerindenim. Buraya hemen uyum sağladık. Buradaki yörükler de Karakeçili. Bizim her köyde bir yaylamız var ve yaylalarımızda şenliklerimiz var. Hala Türk'ün töresini yaşatan bir yer Fethiye. Ne güzel bir yer değil mi? Evet. Peki bu yörük beyefendiler, ay hele sizin oyununuz beni mahvetti, dayanamadım. Ay Allah'ını seversen gel abi sen, gel. Ben buradan konuşayım. Sen. Oradan konuşma sen, gel abi. Yaklaş, gel, gel. Yaklaş. Bu nasıl o yün? Beri gel, beri gel. Aynen. Yaklaş, beri. Beri gelsin değil mi başkanım? Bence de yani. Aynen. De. Ben Fethi Yörük Türkmen Derneği üyesi Oktay Durukan. Başkanım, başkanlarım burada hepsi. Biz de buradayız. Dört derneğimizin başkanı İsmail abimiz. Bu derneğin adı ne İsmail abi? Şimdi bizim şöyle anlatayım. Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu, evet. Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu'na bağlı derneklerimiz Fethiye, aha, Yörük Türkmen Kültür Derneği, aha, derneğimizin adı Seyidi Kemer Yörük Türkmen Kültür Derneği, Nif Yörük Türkmen Kültür Derneği, evet, ve Karaçurlu Gönüllüler Derneği, hı-hı, işte Göcek ekibimiz. Burada peki nasıl faaliyetler var? Şimdi burada yörükleri bir araya toplayıp ne yapıyorsunuz? Biz yörükleri bir araya toplayıp atalarımızın, ecdadımızın, bizler ta Tanrı Dağları'ndan, hı-hı, Türkistan illerinden, bu Anadolu topraklarının dört bir tarafına yayılmış, yürüyen, yürümekten gelen Türk deriz. Biz bu Türkler olarak burada son bizim konar göçerlerimiz hayvanlarıyla yaylalara göçerlermiş. Yazın, kışın da sıcak iklimli yerlere göçerlermiş. Çünkü yörüklerde bizim şeyler çok önemli, hayvan çok önemli. Ya ben öncelikle, evet, yörük halkını gerçekten, hı-hı, tebrik ediyorum. Sizlerde inanılmaz bir kenetlenme var. Evet. Herkesin birbirinden haberi var. En azından, hı-hı, ben bunu bir televizyoncu olarak söyleyebilirim. Evet. Burada da zaten bunu görüyorum, hı-hı, da vallahi hava 50 derece. Fethiye o kadar sıcak ki yazın tam ortası canlarım. Abi de öyle bir hopladı zıpladı ki bu kıl mı abi, bu şalvarın adı ne bilmiyorum, o yüzden soruyorum. Nedir bu? Bu atalarımızın, dedelerimizin giymekte olduğu, hı-hı, kıl çağşır derler. Kıl çağşır. Çağşır. Yünden dokuma. Koyun yününden, koyun yapılır. Yününden yapılma. Hı-hı. Biz de neslimizi, başkanımız söyledi. Biz de atalarımızın izinde devam ediyoruz. Bu ne abi peki? Bu da ıslarda el dokuma. Halı kilim, gibi dokunmuş. Kilim. Bu normal gömlek. Gömlek ama. Şile bezi gömlek, şile bezi diye geçer. Şile bezi. Peki bunlar ne abi? Başkanım. Bu da yine yörüklerimizin kuşağı. İhram kuşağı deriz. Hı. Ondan sonra bu da yine anlamı var mı kolan, peki İsmail abi? Ya bunların şöyle anlamı var. Ben size her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yörükler bir koyunundan, keçisinden, hı-hı, evini de yapar. Hı-hı. Üzerinin giyeceğini de yapar. Hı-hı. Yani evini nasıl yapar? Mesela keçi kılından çadırını yapar. O çadır evdir. Bu, burası da zaten, evet, bir, kıl çadır. Kıl çadırı, kıl değil çadır mi? Bu çadır kışın yağmur yağdığı zaman genleşir. Gözenekler kapanır. Yağmur kayar gider. Su içine su almaz. Hı-hı. Yazın gözenekler açılır, serin olur yani sirkülasyon yapar. Bir de dağda yaşıyorsun ya, bu evin senin şimdi. Hı hı. Böcebörtü yaklaştı. Bu kıl biraz şeydir, tırtıklıdır ya. Böcebörtü değdiği zaman rakip zanneder, geri kaçar. Ya. İçeriye yani böyle ısırıcı hayvanlar girmez yani, işte akreptir, şudur budur. Peki Alper Bey bu ne? Yörük Efe'nin tesbihi bu. Bu olmazsa olmaz Bahar Hanım. Gerçekten mi? Ne tabii anlamı var Alper Bey? Bir Efe'nin Efe olduğunu, yörük olduğunu, delikanlılığını bu sembolize eder. Efe Türkler ne demek? Efe Ege'de daha önce Kuvayi Milliye yıllarında eline silah almış, düşmana karşı savaşmış Efe'dir. Yörük Ali Efe bunların öncüsü. Bizim, hı-hı, de çocukluğumuzda Adana'da bize anlatılan. Yörüklükle Efe'li, Efe'lik zaten birbirinin harcı. Ege'de Efe deniliyor. Bizim Adana Çukurova tarafında da yörük denilir. İşte, hı-hı, Fethiye'de tam Akdeniz'le Ege'nin ortasında bir yer olduğu için burada da yörüklük kültürü var. Efe'lik de yukarı doğru çıkınca Aydın, İzmir'e doğru, orada da Efe kültürü var. Hı-hı. Esasında ikisi de Türk'ün özü. Birbirinden çok bir farkı yok. Bizim Akdeniz tarafında yörük, bu tarafa doğru da yukarı çıkınca Efe. Peki bu oyun
Allah'ım öldüm, bayıldım. Ben o kadar yer gezdim, böyle güzel bir oyun görmedim. Sana da edalar çok yakışıyor abi. Ben gibi bir kıvırdın, bir kıfırdın sorma vallahi. İstersen ben şurada araya gireyim. Öyle oyunlarımızda giderim. Hayvandan almışız figürleri. Mesela arkadaşımız keklik gibi sekti. Evet. Yani kekliğin kayadan kayaya sekişini oynadı. He. Ve teke, keyfe geldiği zaman pıt pıt diye ses çıkarıp böyle kayadan kaya tüver. Biz hep hayvanlardan almışız oyunu. Atın dört nala gidişi. Hmm. Şahin'in yukarıda kartal elini açıp böyle Şahin'in kartalın süzülüşü. Peki abi de bir kaşık vardı. O nasıl bir kaşık sallamaktı abi? Gel 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 Allah'ını kaşık seversen. Buldum, gel, gel, gel şu kaşığı bir şöyle bir şakırdat abicim. Bir görsünler Allah'ım. Allah. Oo, bana da öğret bari. Nasıl oluyor bu? Bunu kadınlar yapmıyor mu? Yetenek. Sonradan öğrenilemez Bahar Hanım. Ya siz yapabilir misiniz ya? Ben de yapamam. Hiç uğraşma. Denemem. Bahar Hanım. Buyur abi. Çok ederim. Dereyi su coşturu. Aha. Bu güzel insanlar hepimizi oyun coşturu. Ya ne bu güzel. Bu güzel dostlarımız bizlere iştirak etti. Biz onun için coştuk. Bizim coştuğumuzu gördünüz ki siz de kendinizi burada vallahi buldunuz. Vallahi dayanamadım. Teşekkür yemin ederiz bizler vallahi. Aramızda olmaktan. Hayır, biz ben, size sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ben şeref duydum, şeref. Peki bu oyunların ismi ne İsmail abi? Şimdi bu abi niye kaşık çalıyor oyunla, Ankara havası gibi? Oyunlarımızda ya bizde tahta kaşık her zaman vardır yani. Ha, bu kaşık kültürü sadece vardır. Ankara havası evet. Değil yani. Değildir, değil değildir. Şimdi yöremizin her yerin değişik oyunları vardır. Teke zortlatması dediğimiz evet. Oyun çöke çöke oynanır böyle çöke çöke. Sen de oynamayı hızlı biliyor bir şekilde biliyorum yani. Senin de ne güzel sesin yani, vardı abi maşallah. Kısa bir figür şuradan göster. Göster mesela. Abicim kameraya doğru evet. Böyle bir de çökersin böyle. Bu zeybek değil mi? Bu teke zortlatması. Ha teke zortlatması. Bu şeyin çökmesi. Şimdi diğer oyunda mesela ağır zeybek o da mesela işte efelere. Bilakis. Evet. Efelerin mesela ondan sonra hani çıkarlar böyle heybetli bir şekilde. Çöktükleri zaman yeryüzü benim. Kalktıkları zaman gökyüzü benim. Ya. Yani böyle bir havalı oynarlar yani. Yani her oyunun bir anlamı var. Bir anlamı var. Tabii. Geçmişten günümüze gelen büyüklerimizin bizlere bıraktığı mirası oyunlarla da işte yansıtıyorsunuz. Biz de burada dernekler olarak, Türkiye hı-hı. genelindeki derneklerimiz olarak hı-hı. biz ata çalgılarını, hı-hı. ata türkülerini, hı-hı. ataların işte giysilerini, hı-hı. örfünü, adetini, kültürünü gelecek nesle hasbelkader aktarmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda da tabii bir birlik beraberliği sağlıyoruz. Mesela özel günlerimiz oluyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde yine bu çadırda bütün Fethiye'deki kadınlarımızı topluyoruz. Hı hı. Kazanlarda keşkekler pişirtiyoruz. Burada lokmalar döktürüyoruz. Bir de yörüklerde keşkeğin önemi büyük değil mi evet. Alper Bey? Tabii. Neden? Tabii atalarımızın bize miras bıraktığı bir yemek türü. Birlik beraberlik dediler ya gerçekten böyle derneklerin faaliyetleri önemli değil mi? Çok önemli. Bizim kültürümüzü yaşatıyorlar. Şimdi Z kuşağına anlatıyorum ben bunları. Biraz algılamakta güçlük çekiyorlar. Teknolojinin bizi esir aldığı bu günlerde bizim özümüzü anlatacağımız en önemli araçlar işte bu özümüz ve kültürümüz. Bunu da derneklerimiz. Ben Kerimoğlu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Fethiye yörük kültürünü yaşatabilen, ruhunu yansıtabilen bir yer. Ben de buranın kaymakamı olduğum için çok mutluyum. Köylerimiz, yaylalarımız, bütün mahallelerimiz adeta birbiriyle rekabet içerisinde. Her köyümüzün, her yaylamızın farklı özellikleri var. Bu rekabet de bize yarıyor. Bu da Fethiye'nin damarını gösteriyor, o yörük kültürünü gösteriyor. Herkes yörük mü burada? Yörük. Buranın halkı yörük. Yörük ne güzel. 7'den 70'e her yaştan beyler var burada evet, değil mi? Evet, hanımlarda evet. da var. Şöyle bir amcamızı bir görebilir miyiz? Amca nasılsın? Sizler zor. Ellerinden öperim. Ah ne nur yüzlüsün Allah'ım. İsminiz nedir? Yüksel Köse. Yüksel amca şu engin bilgilerinden yararlanabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Ben 73 yaşındayım. Maşallah ellerinden öperim. Sağ Yüksel amca yörüklerle aran nasıl? Biz dedelerimizden gelme bir kültür. Aha. Bunu yürütmeye çalışıyoruz. Yürütebildiğimiz kadar. Yani. Torunlar, çocuklar nerede? Torunlar hepsi burada Fethiye'de. Onlar da sen gibi bu oyunları biliyor mu? Bilmiyor deme kalpten giderim vallahi. Kızım burada oynuyor. Az önce kızım buradaydı. Biliyor mu? Ha, biliyor. Onlar hep oyunu biliyor. Torunlar? Torunlar bilmiyor. Hepsi çalışıyor. Bilmiyor yani. Torunları öğretmezsen el alemi nasıl öğreteceksin sen? Yüksel amcacığım. Şimdiki nesil böyle şeye pek meraklı değil. Niye?
Bilmiyorum yani. İnternet bırakmıyor, sosyal medya bırakmıyor. Aynen, şimdi herkes telefonla uğraşıyor. Böyle peki şey... ne yapmak lazım Yüksel amcacığım? Öğretmek lazım ama bizler işte bunu yapamıyoruz. Ya. Yani at olarak yapamıyoruz. Biz de dedelerinden kalma bu elbiseler, şeyler. Dedelerimizden öğrendik. Şimdiye kadar yürüttük. Ama çocuklar hemen işle uğraşıyorlar onun için. Yüksel amca, peki sen de böyle seke seke oynamayı biliyor musun? Orhan abi, nereye gittin? Gel ya vallahi. Senin oyununa ben... Oktay mı? Evet. Vallahi bayıldım bu oyunlara gerçekten. Bu oyunu sen de biliyor musun Yüksel amca? Şimdi Oktay Bey başka türlü oynuyor. Biz başka türlü oynuyoruz. Niye? Onların köyü başka mı? Hayır, evet. Biz genç olduğu için hızlılara oynuyor. Bunlar, ne demek orta istiyorsun? Orta yaşlı olduğu ne için demek aralara istiyorsun İsmail abi? Şimdi, sen şimdi Yüksel Bey yaşlı mı demek istiyorsun? Yok, şeyde yalnız hesaplayarak biz oynuyor, ona biz göre küçük oynuyor. Yarenler var, orta yarenler var, büyük yarenler var. Siz yaren kademe misiniz? Kademe kademe yani öyle yaren de yapıyoruz biz. Yarenlik de yapıyoruz aynı zamanda toplanıp ara sıra kendi aramızda. Ya bu yaren de nedir? Mesela işte yörük buradan şimdi bahar geldi miydi? Hı-hı. Sizin de programınızın adı Bahar Kapı'da. Aynen. Bahar geldiği zaman sahilde bütün hayvanlar yaylaya doğru başlar. Hı-hı. Melemeye, bağırmaya, gidelim artık, göçelim artık, göçelim. Hı-hı. Sıcak burası ondan sonra. Ve abdastarlı yörük anaları, ondan sonra ak saçlı yörük dedeleri otururlar, karar verirler. Yayla göçü gelir, duguk kuşu vardır, duguk kuşu öter. Ondan sonra ne ötersin Bozca duguk, Ardıç dalında diye hatta bir türküsü de vardır. Çünkü şeyler, türküler de genelde hep göç yolunda işte dağa türkü yapmıştır, yola türkü yapmıştır, sevdiği kıza türkü yapmıştır, ağaca türkü yapmıştır, kuşa türkü yapmıştır. Ve göç gidilir ondan sonra. Baharda yaylaya çıkıldığı zaman yaylaya hayvanlar vardığında hayvanlarda bir sevinç hissedersin. Çünkü semirirler orada güzel otlar. Sen de bir yaylaya varmanın sevinci olur. Hı hı. Ondan sonra oturulur böyle hep birlikte. Ondan sonra toparlanır. O bir kutlanır. Ha. Orada bir yarenlik yapılır yani. Çalınır, söylenir, oynanır. Oh, yani yaylaya geldik, ulaştık diye yani. Süper. Yüksel amca, bir yörük olarak mülki amirle birlikte böyle oyun oynamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Nedim'in kaymakamımızla oyun oynamak çok güzel bir duygu. Vallahi şeref duydunuz. Evet, çok şeref duyduk. Vallahi ben de şeref duydum. Şimdi şurada bir kardeşimiz var, çobanlığı en iyi şekilde yaşamış. Erkektir ama bak şimdi bunu kadın yapar deriz. Bükmeyi, eğirmeyi, şunu bunu. Bak kendisi sapan yapmış. Bu sapan nedir biliyor musun? Sapan ne? Bu sapan da... yörüğün silahı. Alper Bey vallahi bunu, yörük kültürü çok içine, zengin. Bunun içine taşı koyarsın. Eğer bir düşman geliyorsa sallar sallar korkudursun, kaçırırsın. Veya işte hayvanlarına kurt geliyor. Ay canım amcam, isminiz ne size? İsmim Ramazan Keçeli. Ramazan amca, sen ne yapıyorsun ya? Bunları normalde kadınlar eğirir. Kadınlar eğirir, erkekler büker. Bu bükme bunun, mi? Bunun bükmesi. Ha. Önce keçiyi bu ayın 20'sinden sonra kırkmaya başlarız. Kadınlar kırpıyor. Hayır, kadınlar değil. Erkekler kırkar keçileri. Kılını. Keçiler kırkıldıktan sonra işler biraz sakinleştiğinde Eylül ayında o kıl darağında işlenir. Hı hı. Taranır, kürkülü ayrılır. Şimdi bu kıl çadırı bundan mı oldu? Evet, bundan oldu. Beni oyalama, ben bızağa ip yetiştireceğim. Sığırı çok dürtüyor bızağa. Ya. Sığırın ayağı kırıldı da. Ay kıyamam. Bızağa ipi kırmış. Hemen bir ip yetiştirmem lazım benim akşama. Ya ay ben de seni vallahi meşgul etmeyeyim amca. Bu zaten ya. Yazın ortasında yünler münler, Allah yardım etsin. O zaman ben bitiriyorum röportajı. Sen beni sevmedin belli. Sorabilirsin arada bir şeyler sorabilirsin. Yok, sen beni sevmedin, ben gideyim. Öyle niye? Evet, baksana beni kovmuyorsun. Ama kovmuyorum. Gerçeği söylüyorum. İşi var. İşim var. Aceleye getir işi diyor. Aceleye getir. Hemen çok şey yapma. Çok soru sorma diyorsun. Çok soru sorma. Çok özür dilerim amcacığım. Az olsun öz olsun. Tamam, ellerinden öpeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim amcacığım. Bir kusurumuz olduysa affet olur mu? Ben gidiyorum kaymakam bey. Kovalanıyorum ben. Yörüğün tersi pis olur. İyi geçinin, geçimi olur. Tavsiye. Ay ne güzelsiniz. Ya ne güzelsiniz. Bıza çok dürtüyor anasını. Şimdi yıkılacak sığırım da yaşlı. Ay kıyam. 13. bızağısı. Aman. 13 kere doğurttum ben ineğimi, sığırımı. Onun için kaç yaşında? 13 yaşında işte. 13 özgür tane bırak sen de sığırı canım. Bırakacağız artık. Bundan günah. Sonra şey yapmayacağım. Günah. Güvel etmeyeceğim. Onun da yani, günahı var, vebali yani. Var. Hadi o zaman. Amcamın işi varmış. Yörük abileri de bu sıcakta bekletmeyelim. Fethiye'den selam olsun Bahar Kapı'da izleyicilerine. Sizleri tebrik ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.